Var. Amerikan siyasetinde de 100 gün önemli. İlk 100 gün vaatlerin bir kısmını gerçekleştirmek açısından siyasi sermayenin, burada işte mandate deniyor, siyasi gücün taze olduğu bir dönem. Fakat Gönül'ün bahsettiği gibi kamuoyu yoklamalarına göre Trump'ın desteği şu anda seçimi kazandığı güne oranla düşmüş durumda. Fakat burada tabii şunun altını çizmek lazım. Bu kamuoyu yoklamaları konusunda ciddi bir soru işareti var artık insanların kafasında. Yani ne derecede bunlar gerçekten gerçekleri yansıtıyor. Fakat bilinen bir gerçek var ki Hillary Clinton genel oylama... Seste bir sorun oluyor sanki. Ruşen. Pardon, tekrar Hillary Clinton diyordun, seste bir sorun oldu, onu tekrar söyler misin? Yani şu bir gerçek ki, yani tartışılmayacak gerçek, 3 milyon kadar insan daha fazla Hillary Clinton'a oy verdi. O nedenle zaten herkesin kafasında Trump ne kadar güçlü, ne kadar taze bir siyasi ivme var arkasında, o soru var. Fakat ilk 100 gün içinde belirli sembolik şeyler yapmak isteyecektir Trump. Mesela bu Meksika ile duvar konusunda bir adım atmak isteyecektir. Obama'nın sağlık sigortasını bir şekilde geri çekmek istiyor, onu lağvetmek istiyor ve yerine başka bir şey getirebilecekler mi? Bu konuşuluyor. İç politika daha fazla konuşuluyor şu anda Amerika'da. Çok fazla IŞİD'den, dış politikadan, NATO'dan, Rusya'dan hatta bahsedilmiyor. Daha çok iç politikaya odaklanılmış durumda. Fakat kabinenin oluşması da biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü seninle konuştuğumuzdan bu yana son 6 günde bu hafta içinde Finans Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Çevre, Enerji Bakanlığı gibi yerlerdeki konfirmasyonlar daha zor geçti. Çünkü mesela Enerji Bakanı olacak kişi eski Texas valisi Rick Perry, aslında kendisi adayken Enerji Bakanlığı'nı yok etmek isteyen, kapatmak isteyen bir isimdi. Dolayısıyla bayağı zorlanıyor konfirmasyonda. Yani inanmadığı bir bakanlık için şu anda Senato'nun karşısında. Küresel ısınmaya inanmayan bir çevre bakanı var ortada. Hazine Bakanı'nın ekonomiden sorumlu olacak çok ciddi finansal bir yükümlülüğü var. Finansal açıdan baktığında bir şirket kurmuş. O şirket bu ev kredileri döneminde oldukça sorgulanır hukuki açıdan işler yapmış. Dolayısıyla etik sorunlar var kabinenin oluşmasında. O nedenle de tam Trump ekibini kuramadı. Bana göre yapacağı şey Obama'nın bazı politikalarından hemen kendisi bir bakıma kanun hükmünde kararname geçirerek geri adım atmaya çalışacak. İlk başta bunu da sağlık sigortasında yapmaya çalışacak.